Evet arkadaşlar, makro iklim tiplerinden tundra iklimine bakıyoruz arkadaşlar. Tundra ikliminin bitki örtüsü de tundra. Sibirya, İskandinavya yarımadasında, Kanada'nın kuzeyinde, Grönland'da bu tundra iklimini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 0 derecenin bayağı bayağı bir altında arkadaşlar. Yani donlu gün sayısı fazla. Zaten en sıcak ay ortalaması 10 dereceyi geçmiyor. Kışın baktığımız zaman eksi 30, eksi 40 derecelere kadar gelmiş. Yıllık yağış miktarı 200-250 mm. O da şöyle baktığımız zaman yaz mevsiminde ne yapıyor? Sıcaklık artınca buharlaşma da artmış oluyor. Buna bağlı olarak yağış da artıyor. Şu bataklık haldeki özellikle de küresel ısınmayla birlikte buzullar eriyince şöyle bataklık haldeki şu topraklara tijale denir arkadaşlar. Bu bataklık haldeki bu topraklara ne denirmiş? Şöyle ben söyleyeyim. Bu bataklık topraklara tijale denir arkadaşlar. Tijale, bataklık haldeki bu topraklara şöyle daha net yazayım bir. Tijale denir arkadaşlar. Evet. Sadece yazın sıcaklığın artmasına bağlı olarak ne yapıyor? Buzullar eriyor. Bataklık haldeki bu kısmada biz ne demiştik? Tijale demiştik arkadaşlar. Bitki örtüsüne baktığımız zaman yosun, ot, cılız çalılardan oluşuyor. İşte buna da biz ne diyoruz? Tundra. Bitki örtüsü de tundra arkadaşlar. Şimdi görüldüğü yerlere baktığımız zaman işte görünen Antarktika kıtası şu alanlarda ne yapıyoruz? Görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi kutup iklimini arkadaşlar biz sadece Grönland ve Antarktika'da görüyoruz ya. Burada bitki örtüsü yok. Çünkü her taraf tamamen buz ve buzullarla kaplı arkadaşlar. Şunu şöyle sileyim. Tamamen buz ve buzullarla kaplı alan arkadaşlar. Evet, sıcaklığa baktığımız zaman yıl boyunca hep 0 derecenin altında. Burada ne geçebilir ki? Zaten kutup ayısı bile 6 ay yatarak geçiriyor hayatını. Bitki örtüsü yok. Zemin buz ve karlarla kaplı. Şimdi asıl sebebi ne? Burada sıcaklığın az olması, eksen eğikliğine bağlı olarak güneş ışınlarının eğik açıyla gelmesi arkadaşlar. Güneş ışınları eğik açıyla geldiği için ne yapıyor? Sıcaklık çok çok düşük. Soğuk çölleri de görebiliyoruz. Şimdi biz buraya kadar arkadaşlar makro iklimleri gördük. Şimdi bunlarla ilgili ne tarz sorular geliyor arkadaşlar? Ona bakacağız. Evet, şöyle geldi mi? Biz niye iklimleri açtık? Evet, ekranda görüyor musunuz? Hayır. Hayır. Şöyle bir tane daha deneyelim. Şimdi gözüküyor mu? Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi biz gördük en önemli şeylerden bir tanesi. Bakın ÖSYM ne tarz sorular soruyor. Bunlara bakalım. Diyor ki yazları ılık, kışları soğuk ve her mevsim yağışlı geçen bir bölgenin doğal bitki örtüsü hangisine uyar arkadaşlar? Şimdi her mevsim yağışlı diyor dikkat ederseniz. Burada her mevsim yağışlı diyor ise hangisi olabilir? Saban yazın yağışlı. Tundra yazın. Maki kışın. Ilıman Bozkır. olabilir mi? Yoksa ekvator ve ılıman okyanusal değil mi? Ha, o zaman bitki örtüsü ne olabilir? Orman. Orman olabilir değil mi bitki örtüsü? Sizler de katılabilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz. Şöyle silerim. Diyor ki Akdeniz bölgesinde yetişen diyor arkadaşlar. Şimdi Akdeniz bölgesinde yetişen otsu bitkilerden birçoğun yüzeyi kadife. Bu sorularda çok geliyor arkadaşlar. Çünkü kendini koruma altına alıyor su kaybını azaltmak için.
Bu durum bitkinin bölge koşullarına uyma çabasının bir sonucudur. Yani biz buna adaptasyon diyoruz. Bitkinin arkadaşlar böyle bir özelliğe sahip olmasının nedeni ne olabilir? Günlük sıcaklık farkının yüksek olması mı? Bitki niye öyle bir Evet. şey yapıyor? Bakın şuradaki kısma bir daha gelelim. Diyor ki otlu bitkilerden birçoğunun yüzeyi kadife tüylerle kaplıdır. Bu koşullara uyma çabasındadır. Niye bitki böyle bir şey yapıyor? Ya C ya D. Erozyon alakası yok. Yağışın genellikle yağmur olarak düşmesiyle ilgili değil. Şimdi ne olabilir arkadaşlar burada? Buharlaşma fazla olduğu için Ha, su kaybı yazın olmasın buharlaşma diye. şiddetli olduğu için yazın. Bu buharlaşmayı ne yapıyor? En aza indirmek. Yani su kaybını en aza indirmek istiyor. O zaman doğru cevap Ceyhan. ha? Hortin? Evet arkadaşlar. Şimdi diyor ki Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgeler noktalarla gösterilmiştir diyor arkadaşlar. Şu İtalya'nın olduğu yerler. Genelde Mısır'ın olduğu yerlerde pek görülmüyor arkadaşlar. Çünkü çölün düz bir alan olduğu için çöl daha baskın hale geliyor. Ondan dolayı Akdeniz iklimi görülmesi gerekirken Mısır'da Akdeniz iklimi görülmüyor. Şimdi şöyle gelelim. Ne diyor? Akdeniz'e komşu oldukları halde bazı Akdeniz iklim dışında bazı bölgelerin Akdeniz iklim dışında kalmasının temel nedeni ne olabilir? Ya yani şuraların Akdeniz iklimi dışında kalmasının sebebi nedir diyor. Ne olabilir? Dönencelere yakın olması, mutlak nemin az olması, ateş Yağışmaz. sağının seyrek olması, bitki örtüsünün cılız olması, yer şekillerinin engebesiz olması. Ne olur? Yer şekilleri Edirne. engebesiz olduğu için çöl daha baskın şurada. Bundan dolayı doğru cevap ne olur? Edirne. Evet, diyor ki kışın arkadaşlar kışın erken gelir çok soğuk olur. Oho. Kar ortalaması 80 gün toprak üstünde kalır. Yaz da erken gelir çok sıcak olur. Karlar hızla erir. Hangisi olur? De. Evet, Denizli. Değil mi? Orta. Hocam, Efendim? bu son neydi hocam? Efendim? Muson mu? Muson neydi hocam, Muson? Yazın yağışlı. Hindistan ve çevresinde görülürdü. Tamam hocam. Evet. Doğru cevap Denizli. Şimdi aşağıdakilerden hangisi bir bölgede etkili olan sıcaklık ve yağış rejimi hakkında en çok bilgi verir? Sen bir rejim hakkında, yağış rejimi hakkında bilgi almak istiyorsan diyeceksin ya burasının rejimi her zaman demek ki düzenli ya da buranınki yazın yağışlı, kışın kurak. Ben neye göre yorum yaparım? Yani iklim bana ne hakkında bilgi verir? Adana mı? Evet. Bitki örtüsü. Doğal bitki örtüsü. Bitki örtüsü de bana iklim hakkında bilgi verir. Mesela Marmara bölgesinde çeşit çeşit iklim görülüyor. Demek ki çeşit çeşit iklim var. Bitki örtüsü var. Yani birbirleriyle bağlantılı. Evet. Diyor ki yukarıdaki haritadan numaralanmış yerlerin hangileri iklim tipleri arasında farkın temel nedeni karasallıktır arkadaşlar. Arkadaşlar şu var, aynı enlemde sıcaklık aynı olması lazım. Mesela Antalya ile Şanlıurfa'yı düşünün. Yazın Antalya mı daha sıcak, Şanlıurfa mı? Şanlıurfa, bu karasallık. Kışın Antalya mı daha sıcak, Şanlıurfa mı? Antalya, bu da Denizelli. Şimdi karasallık diyor ya, o zaman aynı enlemde biri karada biri denizde olacak. O zaman cevap ne olur? 1 ve 2 değil mi? Ha, 1 ve 2 olur. Bak aynı enlemde değil mi? Yani burasının sıcak, buranın soğuk olmasının sebebi karasallık. O zaman doğru cevap Adana. Evet arkadaşlar diyor ki
Aşağıdaki haritada bir doğal bitki örtüsünün coğrafi dağılışı gösterilmiştir diyor. Yani kutuplara yakın bir yer arkadaşlar. Şimdi kutuplara yakın bir yersen ılıman iklimde yetişir diyebilir miyiz? Ilıman iklim. Ilıman ekli orta kuşak değil mi daha çok? Evet. O zaman o olamaz. Evet. Değil mi? Bu olamaz. O zaman her mevsim bol yağışlı. Hayır. Bu da olamaz. Kışın soğuklardan etkilenmez. Etkilenir. Etkilenir. Soğuklardan etkilenir mi burası? Burası zaten soğuk. Etkilenmez. Etkilenmez Ama çünkü soğuk zaten değil. soğuk. Etkilenmez işte zaten O soğuk. şekilde ama yine etkilenmiş oluyor. Soğuktan zaten soğuk Çok soğuk. bitkiler yetişiyor. Tayga mı hocam bu? Efendim? Tayga mı? Evet. Bitmiyor. Soğuktan etkilenmez çünkü zaten soğuk bölgenin yeri. Değil mi? Soğuk rüzgarlardan olumsuz yönde etkilenir mi? Etkilenmez zaten soğuğa dayanıklı. Her mevsim bol ışığa gereksinim duyar. Zaten kutuplarda doğru düzgün 6 ay gece oluyor. Nerede görsün? O zaman doğru cevap ne olur? Ne olur? C. Ha? C olur arkadaşlar. Çünkü kış soğuklarından etkilenmez. Soğuğa dayanıklı. Soğuğa dayanıklı bitkiler yetişiyor zaten orada. Diyor ki karasal iklimin özelliklerinden biri yaz mevsimi ile kış mevsimi arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasıdır. Buna göre aşağıdaki aylık ortalama sıcaklık grafiklerden hangisi karasal iklime ait olabilir? Yani sıcaklık farkı fazla olabilir arkadaşlar. Şimdi sıcaklık farkını şöyle bulalım bakın. En fazla sıcaklık kaç? 25. En düşük eksi 5'e kadar gelmiş. Fark kaç? 25'ten eksi 5 çıkartırsa kaç kalır? 20. 30. Ama hayır, arayı da sayıyor muyuz? 5. 25. Tamam, eksi koyunca artı oldu, tam 30. 25'ten 5 çık. 20. 20'den 5 çık. 15. 15'ten 15 eksi 5 20 sıcaklık farkı. 20. 25 5 20 sıcaklık farkı hangisinde fazla? A'da. Sıcaklık farkı 30. Ne demiş? Şurada demiş ya karasal iklimin özelliklerinde bir de yaz mevsimine kış mevsimi arasında sıcaklık farkı fazladır demiş. Hangisinde karasal iklime ait olabilir sıcaklık farkının fazla olduğu yer? Adana. Şöyle yine sileyim bir. Evet şu arkadaşlar baklava dilimi motifi şeklinde yaptığımız nedir? Akdeniz. Akdeniz değil mi arkadaşlar? Şimdi Akdeniz'e ait bir özellik. Şöyle bir kalemi alayım bir. Diyor ki hangisine ulaşılamaz diyor. Şimdi 6, 7 ve 8. aylar Haziran, Temmuz, Ağustos'ta sıcaklık artmış mı? Hangi yarımküre? Kuzey yarımküre. O zaman buna ulaşılır. Yıllık yağış miktarı 750 milimetrenin üzerinde arkadaşlar. Yıllık yağış miktarını ben şöyle bir tahmin edeyim. 250. 200 daha ne yapar? 450. 100 daha 550. 100 daha 650. 250 daha ne yapar? Sonuçta 750 milimetrenin üstünde. Devam edelim. Kar örtüsü Ocak ayı boyunca yerde kalır diyor. Şimdi sıcaklık sıfırın altına düşmüş mü? Düşmemiş. O zaman donlu mu donsuz mu? Donsuz. Kar mı yağar yağmur mu? Yağmur. Ama burada ne demiş? Kar örtüsü demiş. Kar yok ki örtüsü olsun. En yağışlı mevsim kıştır diyor. Evet. Aralık Ocak değil mi arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman en yağışlı mevsim kışın. Devam edelim. En sıcak ay Temmuz'dur diyor. Evet. Değil mi? Haziran Temmuz en sıcak aylar. O zaman doğru cevap nedir? Ceyhan arkadaşlar. Ceyhan'a ulaşamayız. Kar örtüsü yok çünkü sıfırın altına düşmediği için donsuz.
Yazları sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır diyor arkadaşlar. Hangi iklimdir? Akdeniz iklimi. Yağışlı geçen yerlerde yetişen soğuğa dayanıksız bir kültür bitkisi aşağıdaki grafiklerden hangisinde gösterilen iklim tipinde yetiştirilir diyor. Arkadaşlar baklava dilimi motifi hangisi? Denizli. Evet, Denizli. O zaman Akdeniz iklimi de Denizli arkadaşlar. Şurayı sileyim. Diyor ki bitki coğrafyası konusunda araştırma yapan bir bilim adamı. Araştırma için gittiği yörede kekik, lavanta, zeytin, zakkum, defne, koca yemiş, abdest bozan. Hangisiydi bunlar? Akdeniz. Akdeniz Maki. bitki örtüsü ne? Maki. Bu. Evet. Şuna bakalım. Diyor ki yukarıdaki iki merkeze ait aylık ortalama sıcaklık grafiği verilmiştir diyor. Bu grafikte sıcaklık eğrilerinin kesişmesi hangisini gösterir diyor. Bakın şurada kesişmiş. Bir de burada kesişmiş. Neden kesişmiş olabilir? Şöyle baktığımız zaman şöyle diyebilir miyiz direkt? Bazı dönemlerde sıcaklığın her iki merkeze de aynı olabildiğini. Demek ikisinde de sıcaklık aynı olabilir mi? Olmuş. Bakın şurada da sıcaklık aynı olmuş. Değil mi? Mart'ta da. Şimdi arkadaşlar değil mi? Bu alanda da demek ki sıcaklık kesişmiş. O zaman doğru cevap Bursa. Evet bu hangi iklim? Akdeniz değil mi? Baklava dilimi motifi şeklinde olduğu için grafikten yararlanarak bu yöreyle ilgili hangisi elde edilemez arkadaşlar? Bu grafiğe bakarak ben hangi bilgi elde edemem? Şimdi yıllık ortalama yağış tutarını bulur muyum? Evet. Mesela ortalama diyor ya. Ocak ayında kaç? 140. İşte değil mi? Hepsini alırım. 12'ye bölerim. Bunu bulurum. Yıllık ortalama sıcaklık. Mesela ben arkadaşlar işte Haziran'da sıcaklığım kaç derece? 15 derece mesela. Değil mi? Ben yıllık ortalama bunu da alırım 12'ye bölerim. Yıllık ortalama sıcaklığımı bulurum. Deniz seviyesine yakın mı uzak mı olduğunu bulamam. Mesela Kahramanmaraş da Akdeniz ikliminde, Antalya da Akdeniz ikliminde. Yani bölgesi olarak. Şimdi deniz seviyesine hangisi yakın, hangisi uzak ben bilemem ki. Hangi yarımkürede olduğunu bulurum. Çünkü Haziran, Temmuz, Ağustos'ta sıcaklık ne yapmış? Artmış. Yağışın mevsimlere göre dağılışı nasıl? Kışın yağışlı, yazın kurak. O zaman düzensiz. Bunu da bulurum. Ama neyi bulamam? Deniz seviyesine yakın mı, uzak mı olduğunu bulamam. Evet, şöyle. Diyor ki insanlar tarafından ağaçlar kesilerek, yakılarak ormanların ortadan kaldırması sonucunda oluşan bozkırlara biz ne diyoruz? Antropojen bozkır diyoruz. Buna göre bir bölgenin aşağıdaki özelliklerinin hangisi o bölgede bozkırların antropojen olduğunu bir göstergesi olabilir. Şimdi arkadaşlar bu 97'de gelmiş ya. Geçen sene MSÜ'de de geldi. Yani ÖSYM'de coğrafya 3 aşağı 5 yukarı hep aynı şeyleri soruyor. Şimdi bu hangisinin göstergesi olabilir? Yer yer orman ağacı topluluklarının görülmesi dedik ya. Yer yer ağaç topluluğunun görülmesi buralar eskiden dutluk olduğunu gösteriyor muydu? Evet diyorduk yani buralar eskiden dutluktu. Sonra ne oldu? Sonra değişti değil mi? Yani doğru cevap Ceyhan arkadaşlar. Aşağıda kuzey yarımkürede yer alan bir bölgenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir diyor. Şimdi bu grafiğe baktığımız zaman arkadaşlar dikkat edin. Yazın yağışlı. Değil mi?
Sıcaklık 0 derecenin altına düşmüş mü? Düşmemiş arkadaşlar. Şöyle bakalım grafiklerle ilgili. Şu kalemi alayım bir. Şu kaleme bir ulaşsaydım. Evet diyor ki hangisi doğru verilmiştir diyor değil mi arkadaşlar? Burada baktığımız zaman yazları kurak, kışlar serin, en yağışlı mevsim kışındır diyor. En fazla yağış ne zaman? Yazın, bu değil. Yazları ve kış sıcaklığı arasındaki fark az ve en fazla yağış ilkbahardadır. En fazla yağış yazın gider. Yaz ve kış sıcaklıkları arasında fark az, en yağışlı mevsim yazın. Evet olabilir Dursun. Kışlar çok soğuk. En yağışlı mevsim yazın. Kışlar soğuk değil, sıfırın altına düşmemiş. Kışlar soğuk. Soğuk değil, sıfırın altına düşmemiş. En yağışlı mevsim yazdır. O zaman doğru cevap ne çıkıyor arkadaşlar? En fazla yağış yazın dediğine göre ve yazlar sıcak ve kurak arasında ne yapıyor? Fark azdır diyor. Yani aşırı sıcak ya da aşırı soğuk değil. O zaman doğru cevap Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Diyor ki Afrika kıtasının hem kuzeyinde hem de güneyinde Akdeniz iklimi görülmesinin sebebi arkadaşlar. Şimdi Akdeniz iklimi hangi enlemler arasında görülüyordu? 30 ve 40 enlemler arasında. Şimdi 30 ve 40 enlemleri arası arkadaşlar. Nerede yani hem kuzey yarım kürede de olabilir hem de güney yarım kürede. Orta kuşakta. O zaman direkt şunu diyebilir miyiz? Her iki yarım kürede de orta kuşakta toprakların bulunması diyebilir miyiz? Net bir şekilde deriz arkadaşlar. O konuda hiç korkmayın ha. Direkt söylersiniz arkadaşlar. Her iki yarım kürede de topraklarının bulunmasını örnek verebiliriz arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki belirli bir bölgede yıl boyunca sıcaklık yüksek ve sıcaklık farkı az ve bulutluluk ve nem oranı fazla. Demek her zaman yağışlı. Buna göre, buna dayanarak hangi yorum yapılamaz? Şöyle bakalım hangi yorum yapılamaz? Arkadaşlar 10 dakikamız var. Bitki örtüsü gür Bursa. Ortalama ortalama arkadaşlar yükseltisi fazla. Bunu diyebilir miyiz? Otursun. Kimyasal çözüme görülür mü? Görülür. Her zaman yağışlı olduğu için. Akarsuyun debileri yüksek, yani her zaman yağışlı olduğu için su miktarı yüksek. Yıllık ortalama yağış miktarı da fazla. Ama yükseltisini ben bulamam arkadaşlar. Mesela Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz düz olan yere de her zaman yağış alıyor, dağlık olan yerde. Evet, diyor ki bir bölgede yer alan X ve Y yörelerinde ormanların bir bölümü yangın nedeniyle tahrip olmuş. Bu alanlar kendi haline bırakıldığında X yöresinde orman bir süre sonra kendini yenilemiş. Demek her zaman yağış alıyor orası X. Y yöresinde ise yenileyememiş ve ağaçlandırma yapılması gerekiyormuş. Şimdi kesinlikle hangisi söylenir? X yöresinde nem oranı Y'ye göre daha fazladır. Çünkü X yöresi her zaman yağış alıyor. O zaman doğru cevap Adana. Evet, bu bilgilere dayanarak tabloda verilen doğal bitki örtüsü ve iklim tipleriyle ilgili hangisine ulaşılamaz diyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. Diyor ki dağ çayırı ve iğne yapraklı orman verilen iklim tiplerinin tümünde görülür. Dağ çayırı ve ne demiş? İğne yapraklı. Hepsinde var mı? Var. Doğru. Belirli bir doğal bitki örtüsünün yetişme sınırı ekvatoral bölgesine yaklaştıkça yükselir. Şimdi ekvatora doğru geldikçe ne yapıyor? Bak 3500-5000 buraya doğru geldikçe ne yapmış? Yükselmiş. Belli bir doğal bitki örtüsünün yetişmesi için uygun koşullar farklı iklim tiplerinde farklı yükselti aralıklarında bulunur diyor. Evet. Mesela şu yükselti aralığında bu yok.
Belli bir doğal bitki örtüsünün görüldüğü yükselti aralıkları bazı iklim tiplerine bir ölçüde örtüşür diyor. Mesela şuraya baktığımız zaman işte 2000 değil mi arkadaşlar? Şunlar belli bir ölçüde ne olmuş? Şöyle baktığımız zaman örtüşmüş. Karışık ormanların, karışık orman hangisi? Şu. Karışık ormanların orta kuşak ve karasal ve subtropikal iklim tiplerine görülmemesi aynı nedene bağlıdır. Onun nedenlerini bilemem arkadaşlar. Sadece bana tabloyu vermiş. Niye görülür, neden görülür, nasıl görülür ben bunu bilemem. Sadece tabloya göre görülmediğini görürüm. Evet, doğru cevap Edirne. Diyor ki arkadaşlar, X bölgesinde doğal bitki örtüsü maki. Demek ki X'de Akdeniz iklimi görülüyor. Y bölgesinde doğal bitki örtüsü bozkırdır. Yani İç Anadolu bölgesi. X ve Y bölgesi hangisi bakımından farklıdır sizce? Edirne. Evet, Edirne arkadaşlar iklim tipi bakımından değil mi? Farklı. Evet arkadaşlar, 20 tane soruyu da çözdük. Burada kalıyoruz. Beni sabırla dinlediğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bunlarla ilgili de bol bol soru çözün. Ben yine WhatsApp grubundan da bu linki, daha doğrusu slaytı sizlere de götüreceğim arkadaşlar. Göndereceğim. Sizler de tekrar edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.